Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Kimyasal tepkimelerde enerji ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. Birinci ve ikinci videomuzda egzotermik, endotermik tepkimeler nelerdir? Bağ oluşma entalpisi nedir? Ve oluşma entalpisinden tepkime ısısı nasıl hesaplanır onu anlattık. Şimdi ise bağ enerjisi nedir ve bağ enerjilerinden elementler arası, atomlar arası oluşan bağ enerjilerinden bir tepkimenin ısısı nasıl hesaplanır? Ondan bahsedeceğiz, onu anlatacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Bağ, önce bağ veya diğer bir ifadeyle 9. sınıfta gördüğünüz ifadesiyle kimyasal türler arası etkileşimler. Hatırla, orada etkileşimleri bir atomlar arası, iki moleküller arası olmak üzere ikiye ayırmıştık. Atomlar arası bağlara güçlü etkileşimler, moleküller arası bağlara ise zayıf etkileşimler ismini vermiştik. Onları da kendi içerisinde ayırmıştık. O zaman bağ dediğimiz ya da diğer bir ifadeyle etkileşim dediğimiz şeyin tanımı nedir arkadaşlar? Atomları ya da molekülleri bir arada tutan kuvvetlere biz bağ ya da etkileşim diyoruz sevgili gençler. Bağın tanımı bu. Atomlar peki neden bağ yapmak isterler? Atomların bağ yapmak istemelerinin en temel sebebi elektron düzenlerini kararlı hale getirmektir ki kararlı halden kastettiğimiz nedir? Sol gaza benzemek. Yani son katmanındaki elektron sayısını 8'e ya da 2'ye tamamlamaktır ki buna ne kural diyorduk? Dublet kuralı ya da oktet kuralı diyorduk değil mi? 2'ye tamamlıyorsa dublet kuralına uymuş diyorduk. 8'e tamamlıyorsa oktet kuralına uymuş diyorduk. Ve buraya uyduğu zaman, yani 2'ye ya da 8'e tamamladığı zaman elektron düzeni kararlı hale geçiyordu. Ve daha doğada daha kararlı halde bulunuyordu gençler. Atomlar arası bağ sayısı arttıkça bağın kuvveti artar, bağın uzunluğu kısalır. Böyle de bir bilgi vermişiz. Burada bağdan kastettiğimiz tabii ki kovalent bağ arkadaşlar. O yani burada göreceğimiz, bu ünitenin içerisinde göreceğimiz şey kovalent bağdan bahsediyor. Atomlar arası bağ bir kere güçlü bağdır ve bu güçlü bağ sayısı arttıkça bağın kuvveti de artar, bağın uzunluğu kısalır. Bunu en kısa halde şöyle tanımlayabiliriz ki buraya bak, bana bak, dinle. Yumruklarım atom. Aha, iki atom arasında tek bağ oluşturdum, tamam mı? A bu. Peki arkadaşlar, iki bağ oluşturduğum zaman yumrukların birbirine birazcık daha ne yaptı arkadaşlar? Yaklaştı, bu bir, iki. Birinci tek bağ koparmak. Gelseniz, kalksanız, ekranın içinden çıksanız, gelseniz bunu ayırmak. Bunu ayırmaktan, ikili bağ ayırmaktan çok daha kolaydır. Yani atomlar arası bağ sayısı arttıkça bağın toplam enerjisi ne yapar arkadaşlar? Artar. Üç. Üçlü bağ yaptım. Atomlar iyice birbirine yaklaştı. Hatta birbirinin içerisine geçti değil mi arkadaşlar? Bağın uzunluğu da ne yapmış oldu? Kısalmış oldu. O zaman atomlar arası bağ sayısı arttıkça bağın kuvveti artar. O zaman buradan şu sonuç çıkarabilir miyiz? Biz o zaman atomlar arası bağ sayısı arttıkça o bağı kırabilmek için, koparabilmek için verilmesi gereken enerji ne yapacaktır arkadaşlar? Artacak. Hemen bunu bir örnekle göstermişiz. H2, O2 ve N2 moleküllerinde atomlar arası bağ kuvveti sıralaması nasıl? Aşağıda bağ enerjilerine geçmeden önce sevgili gençler hemen gösterelim bakın. Şimdi hidrojenin atom numarası 1 verilmiş. Son katmanda bir tane elektron var. Oksijen atom numarası 8. Hemen çizelim Lewis elektron nokta yapısını. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azota geldim. Azot 1, 2, 3, 4, 5 tane. Unutmayın sevgili gençler. Ametaller Lewis elektron nokta yapısında, yani son katmanındaki elektronların gösteriminde yalnız elektron sayıları kadar bağ yaparlar kararlı hale geçebilmek için. Kaç bağ yapacak? 1 bağ. Bakın, yalnız elektron sayısı 1, 2. Diğerleri eşleşmiş, tamam mı arkadaşlar? 2, 2 tane bağ yapacak. Buraya geldim. Yalnız elektron sayısı kaç? 3, 3'lü bağ yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla da bakın, o bağlarda böyle göstermişiz. Hidrojenle hidrojen ortaklaşa kullanılmış. Burada toplamda 4 elektron ortaklaşa kullanılıyor. 2 bağ yapılıyor. Burada ise azotla azot atomları arasında toplamda 6 elektron ortaklaşa kullanılıyor. 3'lü bağ yapıyor gençler. İşte azotla azot atomu arasındaki bu 3'lü bağın toplam enerjisi oksijenle oksijen arasındaki çift bağın enerjisinden daha yüksektir. Hidrojenle hidrojenin tekli bağından daha yüksektir. Hocam, tekli bağları nasıl kıyaslarız? O atomun türüne göre ne yapar arkadaşlar? Değişir. Kaldı ki bunları bilmek zorunda da değilsiniz. Sadece bu kısmı bilirseniz iyi edersiniz gençler. Bakın, buradaki bağ enerjilerini vermişiz. Ama onun öncesinde bağ enerjisinin bir tanımını yapmışız arkadaşlar. Atomlar arası bir bağ koparabilmek için gerekli enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ kopması endotermik, bağ oluşumu ise egzotermik. Bakın, burası da önemlidir. Karşınıza çıkacaktır yine. Bunu ilk videoda da söylemişizdir arkadaşlar. Şimdi atomlar arası bir bağ var. Aha, bu bağ. Bu bağı koparabilmek için bağ ne vermeniz lazım? Enerji. Bağ enerji vereceksiniz, gevşeteceksiniz, bir süre sonra da koparacaksınız. Bağ koparken dışarıdan enerji alır. O zaman bağ oluşurken ise dışarıya
enerji yayar genç. Hemen burada bir tane örnek vermişiz bakın. İki hidrojeni birbirine bağlamışız, bağ oluşturmuşuz. 436 kilojül enerji açığa çıkmış. O zaman hidrojenle hidrojen arasındaki bağ oluşurken 436 kilojül enerji açığa çıkıyorsa o bağı koparabilmeniz için de 436 kilojül o bağa enerji vermeniz şarttır. Bu enerjiyi bu aradaki bağ verdiğinizde bu bağ koparırsınız. Yani bağ oluşurken açığa çıkan enerji bağ koparabilmek için gerekli enerjiye eşittir gençler. Mesela tekli bağ için 436. Bakın oksijenle oksijen arasındaki çift bağ kırabilmek için ne kadar vermişiz? 498. Azotla azot atomu arasındaki üçlü bağ koparabilmek için 946 kilojül. Bakın ne kadar yüksek. Hatta belki hatırlarsanız yanma tepkimeleri egzotermikti. Bir tanesi hariç azotun yanması. Azotun yanmasının da endotermik olmasının en temel sebebi bu zaten. Bakın oradaki bağların kopabilmesi için çok yüksek enerji gerekiyor. Onun için de dışarıdan sürekli ne gerekiyor arkadaşlar? Enerji gereklidir. Üçlü bağ güçlü bağ olarak geçer kimyada. Devam. Hemen örneklerle başlıyoruz. Yukarıda verilen bağ ve bağ enerjileri ile ilgili yargıların hangileri çıkarılabilir diye sormuş. Şimdi bağ enerjilerine baktığımız zaman X ile X arasındaki bağın enerjisi 210. Y ile Y arasındaki tekli bağ enerjisi 189. Z ile Z 428. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar tekli bağlar. Tekli bağların içerisinde en kuvvetlisi Z atom. X ile X arasındaki çift bağın enerjisi ise 624. Tekli bağlarda bağ kuvveti arttık. Bağ kuvveti büyük olan en büyük Z'dir. Tekli bağlara baktım. Bağ kuvveti en büyük olan Z'dir. Birinci ifade doğru çünkü bağ enerjisiyle doğru orantılıyım. Atomlar arası bağ sayısı arttıkça bağ kuvveti artar. Bakın bunu da görebilirsiniz. X'lere baktığınız zaman X, X. Burada tek bağ var, burada çift bağ var. Bağ sayısı arttı. Bağ kuvveti gördüğünüz gibi arttı. Bunu da çıkarırsın. Periyodik sistemde Y elementi X'e göre daha soldadır demiş. Şimdi Y elementine ve X elementine baktığımız zaman bağ enerjileri 189'a 210 verilmiş. Ama bunlar hangi periyotta, kaçıncı periyotta, aynı periyotta mı değil mi bir şey diyemezsiniz gençler. Dolayısıyla bu çıkarılamaz. Tamam. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Devam. Sıradaki örneğimiz. Bağ, kimyasal bağ ve bağ enerjileri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Karbon atomları arasında oluşan bağların kuvveti şeklinde, bağların kuvveti bu şekildeymiş. Evet, karbonla karbon atom arasındaki üçlü bağın kuvveti ikili bağdan daha yüksektir. O da tekli bağdan daha yüksektir arkadaşlar. Birinci ifade doğru. Azot azot üçlü bağının enerjisi, azot azot tekli bağın 3 katıdır. Böyle bir şey yok gençler. Yani ikili tek bağın enerjisi işte 100 ise ikili bağın enerjisi 200, üçlü bağın enerjisi 300 diye bir şey yok. Hatta bakın yukarıda verdiğimiz değerler büyük bir ihtimal gerçek değerlerdir. Bakın X ile X arasında oluşan bağın enerjisine baktığınız zaman 210 ama X ile X'in arasındaki çift bağın enerjisi 624. Yani 3 katından daha fazla, pardon 3 katından bir tık azaltmış. Yani bağ sayısı bir arttığı zaman bağ kuvveti 2 katına ya da 3 katına çıkmıyor. Onun için öyle bir durum söz konusu değil. Devam edelim arkadaşlar. Üçüncü ifadeye baktığımızda ise farklı bileşiklerde bulunan aynı bağın enerjisi farklıdır demiş. Burada söylediği şey ise şu arkadaşlar. Mesela karbonla karbon arasındaki tekli bağı düşünelim. Aha size bir tane organik bileşik yazayım. Etan bileşiği. C2H6 bileşiği. Şu bağın enerjisiyle diyor ki arkadaş bu bağın enerjisiyle şuralara hidrojenleri koyun arkadaşlar. Bu da propan bileşiği. Hidrojenleri yerleştirin şuralara. Şu bağın enerjisiyle bu bağın enerjisi farklıdır diyor. Hayır arkadaşlar. Aynı iki atom arasındaki oluşan bağın enerjisi bileşikler farklı olsa bile aynıdır. Atıyorum burası 100 kilojül ise 100 kilojül ise bu bağın enerjisi bu bağın enerjisi de 100 kilojüldür. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Yalnız cevabımız yalnız 1'dir gençler. Peki şimdi bağı tanımladık. Bağ enerjisini tanımladık da bir tepkimenin ısısı bağ enerjileri ile nasıl hesaplayacağız onu anlatalım şimdi. Sevgili çocuklarım hatırla oluşum ısılarında ne yapmıştık? Ürünlerin oluşum ısıları toplamından girenlerin oluşum ısıları toplamını çıkarmıştık. Peki bağ enerjisinde ne yapacağız? Bağ enerjisinde delta H'i şöyle bulacağız arkadaşlar. Yani entalpi değişimini yani tepkime ısısını. Bağ enerjisi girenlerden dikkat et. Eksi bağ enerjisi ürün diyeceğiz. Bağ enerjisi ürün. Bakın tekrarlıyorum oluşum ısılarında ürünlerden girenleri çıkarmıştık. Burada ise bağ enerjilerinde ise girenlerden ürünleri çıkarıyoruz. O zaman birazcık bunların bağ yapılarını birazcık bilmemize gerek var. Hocam bilmesek soruda vermez mi? Büyük bir ihtimal verir arkadaşlar.
Yani o üniversite sınavında bağ enerjileriyle ilgili bir deltaş hesabı çıkarsa, ki çıkma ihtimali var, adam size tepkimenin açık halini, bağların açık halini büyük bir ihtimal sorunun altında verecek. Ama bu basit bir şey, hemen yapalım arkadaşlar. Bağın açık halini gösterelim. Hidrojen artı tek bağ var. 1 bölü 2 oksijenle oksijen arasında çift bağ var. 6A grubu. H2O'ya gelince arkadaşlar, H2O'nun yapısı da aha da böyle. Şimdi bu tepkimenin delta H'ini hesaplayalım beraber. Delta H eşittir. Ne yapıyorum? Girenlerden ürünleri çıkaracağım. İyi de hocam, bunlar elementel halde. Elementel halde biz sıfır kabul etmemiş miydik? Dikkat et. O oluşum ısılarını sıfır kabul etmiştik. Sonuçta burada bir bağ var. Bağın enerjisi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla da bu bağın enerjisi yük aşağıda ne verilmişse onu kullanacağız. Hidrojen bağın enerjisi 440. 440 artı 1 bölü 2 ile neyi çarpacağım arkadaşlar? 500'ü katsayıyla çarpıyoruz. Oksijen çift bağın enerjisi 500 ama 1 bölü 2'si var. O zaman artı 250 çıktı. Eksi. Şimdi ürünlere geçtim. Ürünlerinki 460 ama 2 tane OH bağı var. O zaman 460'ı 2 ile çarpacak olursak ne yapar arkadaşlar? 920 yapar. Şurası ne yaptı? 400, 690 yapar değil mi arkadaşlar? 690 eksi 920'den ne çıkar o da? 920, 690 çıkar. Evet. Çıkarma işleminde biraz zayıfız arkadaşlar. Burası 0, 10, 3 değil mi? Buradan 8, 6, 230. Eksi 230 kilojül enerji açığa çıkmıştır derseniz, veya tepkime ısısı, pardon, 230 kilojül enerji açığa çıkmıştır derseniz, tepkime ısısına da eksi 230 dersiniz. Geldik diğer bir örneğimize. 2 mol N2 gazının yeterince H2 ile tepkimesinden NH3 oluşturuluyor. Açığa çıkan ısı kaç kilojüldür? Bakın burada işaret belirtmemize gerek yok işte. Açığa çıkan ısının direkt değerini sormuş. Önce tepkimemizi biz yazalım arkadaşlar. N2 artı 3H2 eşittir 2NH3. Denkleşmiş halini direkt yazdım. Tamam. Şimdi bu tepkimenin açık halini, yani bağların gösterim halini gösterecek olursak. Azot arasında üçlü bağ var değil mi arkadaşlar? Sonra şurası azot hidrojen olacak gençler. Yanlış yazılmış. Burası azot hidrojen. Hidrojenle hidrojen arasında tekli bağ var ama bundan 3 tane var. Sonra NH3'ün yapısı ise hidrojendir. Şurayı kaçla çarpacağız? 2 ile. Şimdi delta H'ini hesaplayacak olursam bu tepkimenin girenlerden ürünleri çıkarıyorum. Azot 950 verilmiş. 950 artı hidrojen 440 ama ondan 3 tane olduğu için 3 ile 440'ı çarpacaksınız. 1200 120 de oldan gelir. 1320 geldi. Kapattım. Eksi. 3 ile çarpmayı unutmadık. Tamam mı? Dikkat edin. Buraya geldim. Azot hidrojen bağı kaç? 400. 3 tane var. 1200. Ama 2 ile bir de çarpacağız. Çünkü 2 tane NH3 olduğu için bir tane NH3'te 3 tane bağ var. 2 tane NH3'te 6 tane. 6 ile bunu çarpacağız. Ne yapar o da? 2400 yaptı mı? Şurayı toplayacak olursak arkadaşlar. Şurayı 1000 dersek. Yani şimdi niye öyle yapıyorsun? Şuraya 950 yaz, topla 0, 7, 2 değil mi arkadaşlar? Burası da 2270 mi oldu arkadaşlar? 2270 eksi 2400, o da ne yapar arkadaşlar? Eksi 130 çıkacaktır. Ama bu eksi 130 kaç mol için? Kaç mol N2 için? 1 mol N2 için. Bize kaç mol N2 dedi? 2 mol N2 dedi. O zaman 1 molünün tepkimesinden 130 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 2 molünün tepkimesinden x diyeceksiniz. X buradan ne kadar çıkacak? 260 kilojül enerji açığa çıkacak gençler. Delta H sorsaydın eksi 260 diyecektik. Son sorumuza geldik. Tepkimesinin ısısını hesaplayabilmek için hangi bağ enerjisini bilmeye gerek yoktur diye sormuş. Benim klasik sorulardan bir tanesidir. Severim bu soruyu. Şimdi baktığımızda ne yapacağız? Girenlerden ürünleri çıkaracağız değil mi? Girenlerde hangi bağlar var? Karbon, karbon, çift bağ var. Karbon karbon çift bağ lazım o zaman. Karbon hidrojen bağı var. Karbon hidrojen bağı da lazım o zaman. Klor klor bağı var. Klor klor da lazım o zaman. Geldim, karbon karbon çift tek bağ var. Karbon şuralarda klor olacak gençler. Buralarda şurası klor, şurası klor. Çünkü katılma tepkimesi gerçekleşecek burası. Klor klorları bağladık. Karbon klor bağı da lazım. Karbon karbon bağı da lazım arkadaşlar. Bu tepkimenin delta H'ini hesaplamak için. Böyle diyecek öğrenci. Sonra da ne diyecek arkadaşlar? Ulan arkadaş, ha diyecek. Burada klor klor sıfır kabul ediyorduk. Onun için buna gerek yok diyecek. Ceyhan'ı işaretleyecek. Ama dikkat edin sevgili gençler. Burada biz bağ enerjilerinden bahsediyoruz. Oluşum ısılarından değil. Burada gerek olmayan cevap Adana'dır. Karbon hidrojen bağı. Neden hocam? Çünkü bak, burada karbon hidrojen bağı kaç tane var? 4 tane. Ürünlerde kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Şuralara yanlış yazılmış. Buralar klor olacak gençler. Burada karbon klor bağları mevcut.
Ürünlerde 4 tane karbonhidrojen var. Kirenlerde de 4 tane karbonhidrojen var. Birbirinden çıkaracağımız için gerek var mı bunu bilmeye arkadaşlar? Bilmesen de olur. Onun için cevabımız alanıdır diyoruz. Ve videomuzu bitiriyoruz. Son bir videomuz daha kaldı. Orada HES yasasını anlatacağız arkadaşlar. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.